İzlanda ile oynayacağı 2016 Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun basın toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle Emre'den karşılaşma ilişkin görüşlerini alacağız. Daha sonra hocamız karşılaşmayla ilgili görüşlerini dile getirecek. Ardından sizlerin sorularını alacağız. Emre, öncelikle karşılaşmayla ilgili görüşlerini rica edelim. Herkese iyi akşamlar. Tabii iki tane turnuvayı kaçırmış bir milli takım olarak 2016'ya gitmek arzusu içinde bir turnuvaya başlıyoruz. Çok önemli bir maç öncesinde. İyi hazırlandık. Bu maç öncesinde de çok iyi bir rakiple bir hazırlık maçı da oldu. Danimarka için denedik. O maçtan hatalarımızı ve doğru yaptığımız neler varsa çıkardık. İzlanda maçı öncesi de hocamız bizi gerçekten çok iyi hazırladı. İzlanda ile alakalı bütün oyuncular bilgi sahibiyiz. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Önce bir defa İzlanda ile ilgili bazı nostaljiyi paylaşayım. Karşımda bir Avrupa şehri gibi bir güzel şehir gördüm. Yemyeşil. Ben burada hem oynadım hem biliyorsunuz teknik adam olarak geldim. Böyle yeşil, bu kadar değişik beklemiyordum açıkçası. Çok güzel bir Avrupa şehri gördüm. Bu değişikliği belirtmeden geçemeyeceğim. Bir diğeri, iyi bir takımla oynayacağız. Özellikle fizik güçleri üst seviyede olan bir takımla oynayacağız. Dikkat etmemiz gereken bir maç. Muhakkak ki sonuç itibariyle iyi bitirmek önemlidir ama iyi başlamak da önemlidir. Mümkünse biz de iyi başlamak dileğindeyiz. Show TV ekranlarında işte o düdük geldi ve karşılaşmaya millilerimiz başlıyor. Arka direğe doğru çok tehlikeli, üst direkten dışarı gidiyor. Şimdi bir çabuk atak. Holbein. Kalabalık geldiler. Ters bir vuruş ve toparlara gidiyor. İzlanda öne geçiyor sevgili izleyiciler. Vodvarsson kafayı vurdu. Onur. Doğru ama top yine bizde kaldı. Selçuk iyi vurur dışarıya. Blasson penaltı noktasına doğru orta. İnanılmaz bir hata. Arda Caner bindirme yaptı. Arda vuruyor. Sigurdsson mükemmel vurdu. Maalesef fark 2'ye çıkıyor. Dakika 76. Wilfried Sigurdsson. Sigurdsson dün yaş günüydü. Bir vuruş daha fark 3'e çıkıyor sevgili izleyiciler. Bu kez Sigurdsson, Holbein Sigurdsson 77. dakika. Bebek 90 dakika bitti diyor sevgili izleyiciler. Anda futbol direktörümüz Fatih Terim'in yanında dinliyoruz hep birlikte. Hocam başladık sonuçta resmi süreci. Hiç istediğimiz gibi, hiç hazırlandığımız gibi başlangıç olmadı. Önce neden böyle oldu bu maç? Bunun değerlendirmesini alabilir miyiz? Vallahi açıkçası benim de beklemediğim, hiç kimsenin de beklemediği bir milli takım oldu. Golü yedikten sonra yine düzeltebilirdik. İyi de başladık maç esasında. Ama rüzgar bizim çok dengemizi bozdu. Ne hikmetse. Ve ikinci yarıda rüzgar da kesildi lehimize. Şimdi tekrar rüzgar başladı. Ama bu sonucu açıkçası oynadığımız oyunla lehimize çevirebilir miyiz? Hayır. Doğrusu doğrudur. Tebrik etmek lazım İzlanda'yı. Biz de kendimizin bundan sonraki maçta daha dikkatli olması gerekiyor. Ama bugün anlaşılır gibi değil açıkçası. Bir de tabii bu seviyeden kişi kalmak çok kolay olmuyor açıkçası. Hele mağlupsanız.
bu maç için yıldız vermeye kalkarsak değişir yıldızlar herhalde. O yüzden bunu defalarca söyledim. Çok istemediğim, çok sert, her zaman herkese ters gelecek bir rakip. Pozisyona girdik biz. Daha 30. saniye bir sıfır öne geçebilir miydik? Gökhan kesse belki olabilirdi, şut attı, tercih. Ama mesele şu, daha çok mücadele etmeli. Daha yıldız durumuna gelmeliyiz sizin sorunuza. Teşekkür ederim hocam. İnşallah bundan sonra daha beklediğimiz sonuçlar alırız. Rica ederim.